En büyük başarı nedir bilir misin? En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değildir. Her düştüğünde tekrar ayağa kalkıp yoluna devam edebilmektir. Ne de güzel söylemiş Konfüçyüs. İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Mülakat soruları çözmeye devam ediyoruz. Epey bir ilerledik. 29. bölümdeyiz. Hemen başlayalım isterseniz. İlk sorumuz, Birleşmiş Milletler'in kaç daimi üyesi vardır? Cevabımız, BM'nin yani Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi vardır. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. Yani 3 tanesi doğu batıdan, 2 tanesi de doğudan. Bir ABD kıtasından, 2 tane Avrupa'dan, 2 tane Asya kıtasından. Ne olarak kodlamıştık bunu? Biz fırça olarak kodlamıştık. Fırça olarak algılayabilirsiniz. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD. İkinci sorumuz, Birleşmiş Milletler'in çocuklara yardım fonu nedir? Evet, cevabımız UNICEF'tir. Üçüncü soru, Birleşmiş Milletler'e en son üye olan ülke hangisidir? Güney Sudan'dır. Soru 4, Birleşmiş Milletler'in kaç üyesi vardır? Toplam üye sayısı Sudan'la birlikte 193 üyesi varmış. Soru 5. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın yönetimi hangi antlaşma ile Türkiye'ye bırakılmıştır? Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile bırakılmıştır arkadaşlar. 6. sorumuz. Sovyet Rusya'da Bolşevik İhtilali hangi yıl olmuştur? 1917'de olmuştur. 7. Borsa İstanbul'un önceki adı neydi? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası idi. 8. Bozkır'ın tezenesi olarak bilinen sanatçımız kimdir? Neşet Ertaş'tır. 9. soru. Charles Dickens'ın, ünlü İngiliz yazar Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabında bahsi geçen şehirler hangileridir? Londra ve Paris'tir. Brest-Litovsk antlaşmasının önemi nedir? Okumakta zorlandım. Arkadaşlar, Brest-Litovsk anlaşması ile Rusya savaştan çekildiği zaman yapılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti Kafkas cephesini kapatmıştır. Kars, Ardahan, Batum ve Artvin gibi kaybettiği toprakları savaşmadan geri kazanmıştır. Çünkü Rusya geri çekilirken bunları bırakarak gitmiştir. 11. soru, Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti neresidir? Nişabur arkadaşlar. 12. soru, Büyük Taarruz hangi tarihler arasında oldu? 26 Ağustos 9 Eylül 1922. Ne kadar sürmüş? 26 Ağustos 5 gün oradan, 9 da oradan. 14 gün falan sürmüş, yani ortalama 2 haftada bitmiş. 13. soru, Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir? İçişleri Bakanı verir arkadaşlar. Merak edenler için diğerini de aldım. İlçe belediye başkanları için valiler soruşturma izni verir. Canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatı nedir? İntak ya da konuşturma sanatı olarak bilinir. Cansız varlıklara insan özelliği verilmesi sanatı nedir? Teşhis ya da kişileştirme. 16. sorumuz, Celali takvimini kullanan ilk Türk devleti hangisidir? Büyük Selçuklu Devleti'dir arkadaşlar. 17. soru, yararlı cemiyetler hangi kongrede tek çatı altında birleştirilmiştir? Sivas Kongresi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak birleştirilmiştir herhalde. Yanlış hatırlamıyor isem. 18. sorumuz, Cennet Cehennem Mağaraları hangi ilimizdedir? Mersin, Silifke'dedir arkadaşlar. 19. soru, Türkiye ceza hukukunu hangi tarihte, hangi devletten almıştır?
1926 yılında İtalya'dan almıştır arkadaşlar. Geldik bir bölümün daha sonuna. Son sorumuz. Cezmi, İntibah ve Vatan yahut Silistre kimin eseridir? Namık Kemal'in eseridir arkadaşlar. Evet. Bugün yine bir bölümün sonuna geldik. Yarın yine bomba gibi sorularla birlikte olacağız. Bana katıldığınız için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.